Adam bitti. Galatasaray 3-2 kazandı. Ya. En yakın rakibiyle Fenerbahçe arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Arda arda 15. deplasman galibiyetini kazandı. Çok önemli bir galibiyet Galatasaray adına. 15. dakikada 1-0 eksik kalmışken Sivas, gerçi şunu belirtmek lazım. Bu mevsimde Sivas'ta olabilecek en güzel hava vardı. Yani Aralık ayının neredeyse işte bugün 8'i 9'u. Aralık ayının şu gününde Sivas'ta olabilecek en güzel hava ve zemin şartlarında oynandı. O da Galatasaray'ın şansıydı. Ama daha 15'te Metehan kırmızı kart gördü. Eksik kaldı Galatasaray. 1-0 geriye düştü. Sonrasında 3 gol buldu. Sivas takımının da hani bir kişi fazla gibi oynamadığını belirtelim. Detaylandıracağız. Şu pozisyonu da özellikle Mustafa Çulcu'ya sormak istiyorum ben. Ne bileyim, anlayamadım. Hocam, ama bu pozisyonun hocalara Levent soracak abi, bir yönü yok ya. Ya ben Ender, top şimdi oynadın. Esas burada hoca var, top oynadı. Milli takımı oynadı. Milli takım hocalığı yaptı. Şuna eğer bilek kırılır hocam ya. Ayıp denen bir şey. Bu milli takımın oyuncusu. Esniyor zaten Levent. Zaten bir şey söyleyeceğim. Sakatlandı. Bunun çocuk. Mustafa Çulcu'ya ne ilgisi var ya? Bu ya sorun mu? Hani dünyanın, şöyle şeyler hayır, var hocam ya. Hocam bir şey demedim. Böyle yok. Yuvar, şey hareket. Ne? Dizini büktü, bimlemlisi oldu falan. Ayıp ne bileyim ya. Öyle bir şey vardır da biz de yakalayamamışızdır. Bir de bileğin üzerinde kalıyor. Güç transferi var. Yani ya, çekmiyor. Hocam. Kalıyor, eziyor. Peki, bir güç transferi ya, bakıyorsun yapıyor. Bakıyorsun bir de yani. Bunu gördükten neyse ya, bir şey söylemek istemiyorum ondan abi, tamam sonra. Tamam da o zaman bence burada bir operasyon var hakemlerin. Ben söylüyorum sana. Bu hayır, bu operasyon. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Federasyonu da olabilir. Ben daha çok öyle düşünüyorum. Çünkü şu anda artık maç bitti. Çünkü saniyeler kalmış. Evet. Zaten maçı döndü, maçı bitirdi. Yani döndü, maçı bitirdi. Bir uzun top dönüşü tabii. Yani tabii şeyi kullandı. Uzun top Sanchez falan vurdu. Dönen maçı. Topu Galatasaray'la oyuncu aldı. Ne anlamadım ki ben. Nasıl bir iş bu? Ya. Neyse. Genel olarak ama maçı sorayım ben. Bunu özelinde konuşacağız. Yani bu bambaşka bir şey. Ben anlayamadım. Yani bunca yıllık meslek hayatımda gördüğüm, sana göre bana göresi olmayan kartlardan biri de dediğim gibi belki biz bir şey kaçırmışızdır ya. Yani bilmiyorum. Maça gelelim. Şimdi yani tabii bu zor şartlarda kazanılmış çok önemli 3 puan dedim ben. Neden zor şartlar? Bir kişi eksiksin. Sivas deplasmanı sıkıntılı bir deplasman. Ama zoru kolay yaptı gibi gördüm ben. Yani şu son bölümde 3-2 olmasa bir kişi fazla oynayan takım sanki Galatasaray gibiydi. Evet, ama bunu taşıyanlardan biri de Barış Alper. Şimdi ben taktik yönünü hocama bırakacağım. O bu işi iyi bilir. Gerçek olan şu, Galatasaray için psikolojik bir maç bu. 6 puan sadece değil, rakibin psikolojisi de bozabilecek bir puan farkı. 5'ten 3'e düşmüşsün, birden 6'ya çıkıyorsun. Kazanması tabii gereken ve 15 dakikada bir kabus görüyorsun. Şimdi bir dakika, başka bir görüntüler ortaya çıktı. Manay'ın topu elle düzelttiği konusunda. Hangisinde? O Metehan'ın pozisyonunda. Hmm. Atıldığı pozisyonda var. Elle, bu göğsü eliyle burası sıkıştırıp topu aldığı görüntüleri var. Sonra nereden veriyor, çıktı o? Sonra veriyor oyuncu kuruluş. Hmm. Devre arası görmem. Bunu söyledim. Bu görüntüleri göremiyoruz. Geçen hafta biz burada Rea hocamla ve Şulcu'yla yorum yaptık değil mi Eyüp maçında? Biz Galatasaray'ın golünü iptal edecek pozisyonu görmedik. Gördük mü hocam? Yok, yok. Görmedik. Peki telefonla da konuşuyorum. Sağ elini gördük mü bize Eyüplü defans oyuncusunun Barış Alper'e görmedik yaptığı? Penaltı. O açıları vermedi. Şimdi bu açıları verse maç 2-0. Vallahi şimdi meslektaşlarım için kötü konuşmak istemiyorum ama biraz şu görüntüleri yönetmen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, dostlarımız daha iyi kullanmalı diye düşünüyorum. Tribünde görüyorum söyleyeyim ben bunları. Hocam onu sonradan Levent abi hepsi biriktiği için görüntüleri derleyip toparladıktan sonra izlersen izlediklerini de ayıklarsın. Ya. Hamlar var. O kaç tane kamerayla çekiliyorsun. Geçen gün odada maçı senle izledin burada. Sorumlu bir yönetmen olarak sen, yani müdür olarak. Terbiye ettin. Kardeşim bu görüntüyü bir daha verin dedi. Penaltı mı değil, evet, mi diye. Anında telefon ettin değil Ufada, mi? Evet. Ben bunun şahidiyim senin odada. Böyle bir şey olur mu ya? Pozisyon görmüyoruz. Ne Mertens'in pozisyonunu görmedik hocam. Şu bu gördüğümüz pozisyona da bakıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Hakeme mi laf söyleyeceğiz? Evet şu, ya. Yönetmene ya mi ya? Onu bence bak hiç konu. Yani ben bunun. Neyse bir şey söylemeyeyim. Yani Galatasaray adına bu açıdan önemli. Bak hoca bir takım şeyler denedi. Dörtlü savunmada
Sarlay sağda, Berkan solda, oyun başında her şey güzeldi hocam. Osimhen gol kaçırdı. Galatasaray etkili, rakibin pozisyonu yok. Ama Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra üçlü defans Galatasaray'ı zorladı. Katırım hocam bilmiyorum, hata yaptılar. Golü yediler Rodriguez'den. Ondan sonra Galatasaraylı oyuncular belki de ya dediler ki bir dakika, bu, ne bu başarıda ne oluyoruz dediler. Ya biz kalitemiz varsa bir ortaya mücadele koyayım dediler. O mücadeleyi koydular. Gerçekten Yunus'un attığı bir gol. Bence kötü bir vuruş. Kaleci elinden kaçırdı. Onu daha iyi gol yapabilirdi. İkincisi Osimhen'i gördüm. Arap atı gibi ya. İki kişinin arkasından fırladı. Adamları geçti. Topa vurdu. Penaltılı kaleci indirdi. 2-1. İkinci yarı maç Barış'ın başarısı 3-1'e gelmiş. Ben şöyle söyleyeceğim. Galatasaray'ın 10 kişinde 85 dakika bana göre. 15 atıldı. 75. Uzatmalar da var tabii. 75. 5 dakika fazla uzattı bunu. 85 dakika da fazla bu. 85 dakika. 10 kişi oynayıp rakibi önünde bu maçı, artık son dakika golü saymıyorum ben onu. Yani yenilmiş bir gol. Ama üçlü skora taşımak, maçı kazanmak Galatasaray takımının moral motivasyonunu, son dönemlerde üzerine yaratılan baskıları kesinlikle aldı. Çok artı 15. maçını kazandı. Psikolojik faktör tabii, tekrar Galatasaray'a tabii geçti. Hem puan farkı, hem 6 puanı yükselmesi tabii farkın, hem de o psikolojik moral faktörü yine Galatasaray'ın lehine geçti. Son sözümü şöyle söyleyeceğim. Kadroları 50 defa söyleyeceğim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Türkiye'deki kulüpler arasında en zengin kadro Fenerbahçe'de var. Sen bu kadar eksiklere rağmen sağ açıktan sağ bek, orta sağdan sol bek yaratıp oynayıp şu maçı üçlü skora getiriyorsan, maçı kazanıyorsan, hem de 10 kişiyle kazanıyorsan, bu Galatasaray'ın oyununda bir devrimdir yani bana göre. Oyuncuların yaptığı. Okan Hoca'ya yazar Okan mı? Okan Hoca'ya yazar, artı psikolojik olarak da Galatasaray'ı yukarı çeker. Peki ben maçı seyrederken az önce Levent abiye de onu sordum. Ya Sivas takımı bir kişi fazla oynadığını gösterecek bir reaksiyon veremedi. Özellikle 1-0'ı bulduktan, geri Rodriguez golü attıktan sonra 25. dakikadan sonra. O dakikaya kadar da bölüm bölüm 15-25 arasında da hani karşılıklı ataklarla geçiyordu mücadele, ama ondan sonra Galatasaray oyunu kontrol etti. Sivas takımı işte beraber seyrettik. Kendi sol kanadını neredeyse bu tarafı, sağ tarafı hiç kullanamadı. Şalay'ın tarafında. Uğur Çiftçi de boşta, önde Rodriguez. Evet, evet. Uğur Çiftçi'nin kanadını, sol tarafı kullanamadı. Ne bileyim işte savunma arasına, stoperlerin arasına top yedi. Çözüm üretemedi Bülent uygun gibi geldi bana. Ama bunu sağlayan bir yandan da Galatasaray'ın oyunu tabii. Belli oyuncular, işte Barış onlardan biri. Ekstra oynadılar. Galatasaray adına doğrular, Sivas adına yanlışlar. Ya, bir kere hocam sana birazdan geleceğim de. Yani hiç de gelesim yok yani. Son pozisyonu gördün mü hocam? Saçma sapan bir noktadayız. O yüzden geç geldim. Ya zaten. Neyse yani, buyurun Reha Hoca. Son 10 dakikada çok gözlerim yoruldu. Hangi birini takip edeceğimi şaşırdım. Evet hocam. Şimdi Galatasaray'dan hem maçı kazanan takımdan başlamamız gerekir. En büyük farkı neydi biliyor musun Ender maçta? Ya bir kere risk alıyor. Yani bir takım, büyük takım inisiyatif alır. İnisiyatif almak yalnız topa sahip olmak değil, riskler de almak. Sanchez ilk transfer edildiğinde söyledim. Yeri geldiğinde Türkiye Ligi'mizde tek stoperde oynar diye. Berkan'la Şalay üçlü gibi oynuyor ama Şalay oradan da gittiğinde Berkan içeride kalıyor. Sanchez yeri geldiğinde tek kaldı. Çünkü yeterliliği yani bu lig için çok üzerinde. Tek stoperde oynayabilir. Buna Okan Hoca çok iyi tahlil ederek ne yaptı biliyor musun? Genelde Türkiye'de maçlar hangi bölgede kazanılır? Orta sahada. Şimdi genelde evet orada şunu ben de düşündüm. Yapması da gerekirdi. Ya Berkan'ı çıkartıp Nelson'u alıp bir orijin stoperle oynamak gerekir sonuçta. Bravo hocam, ben de bak söyledim, evet. Şimdi burada bir risk aldı ama aldı. Ama risk burada bir hata. Şimdi hata golü getirdi. Herkes Sivasspor gibi korkak falan oynamaz. Berkan da orada o sırada konuşuyorduk ya hocam, bu Berkan kritik biraz hata yaptı ya. Kontrolsüz bir tabii, adam derken gol oldu. Dengesiz adam. Bir de herkes böyle Sivas gibi top rakipteyken 5-4-1 gibi tek santrofor, Koyta çizgi oyuncusu, Koyta orada, Rodriguez bitik çizgi. Yani bu kadar kötü yeteneksiz bir hoca profili çizdi Bülent Uygun'u söyleyeyim. Okan Hoca da yetenek profili çizdi.